Merhaba Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar, 20-26 Mart haftasını konuşuyor olacağız. 21 Mart'ta da e, bir Koç Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay sizin 8. evinizde gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi... E, 8. ev her zaman anlattığımız gibi krizlerin evi. Ama burada yeni bir başlangıç gerektiriyor. Artık yaşanan bazı sorunlardan, sıkıntılardan kurtulabilmek adına yeni bir karar alıyoruz. Yani krize bir e, yönetim getiriyoruz diyebilirim. Bu parasal bir krizse eğer kredi çekmek olabilir, e, borçları yapılandırmak olabilir. Uzun zamandır beklediğimiz mirasın e, paylaşımı söz konusu olabilir yani başkalarından gelecek olan bir miras için ya da çıktığımız bir işten alacağımız tazminat için dava açmak olabilir bir hakkımızı aramak ya da yeni başlangıçlar için yeni ortaklar bulmak gibi bir şey de olabilir. Yani işin özü para arkadaşlar ve uzun zamandır sabredip kazanmak istediğimiz ya da emek verdiğimiz çaba gösterdiğimiz bir konuda o krizin tamamlanabilmesi için artık o krizin kriz ortamından çıkabilmesi için cesaretli bir karar alıyoruz. Yani İşlerimiz için yatırım yapmak istiyorduk, para bulamıyorduk. Bu hafta cesaretli bir şekilde ortaklık kararı alabiliriz, yani yatırımcı bulabiliriz kendimize. Bunun dışında kredi kartımız vardı, ödeyemiyorduk bunu. Bir tanıdığımız, sevdiğimiz bir insan, ailemiz, kardeşimiz, akrabamız veya yani ortaklık yaptığımız biriyle anlaşarak onların vasıtasıyla bu kriz ortamından çıkabiliriz. Bunun dışında. Tabii ki e, mirasımız var. Uzun zamandır da paylaşamıyorduk bu mirasın paylaşılması, hakkımız olan parayı almak gibi bir durum söz konusu olabilir. Venüs'ün de tabii ki 9. evimizden geçtiğini görüyoruz. Bu durumda e, yani bir mahkememiz vardı. Mahkemenin sonucunda belki bir para e, hak edişimiz var. İşte burada mahkeme kararının sonuçlanması oradan bir yüklü tazminat almak gibi bir duruma da eşitlenebilir. Hangi konuyu yaşıyorsanız. Yani bir e, krize dönmüş e, sıkıntılı bir durumdan kurtulmak anlamına geliyor. Tabii ki bu bir borcu yapılandırmak e, ödeme düzenini planı değiştirmek e, belki bir krediyi kapatıp farklı bir e, yerden kredi çekmek yani bu tarz bir şeylerin de olma ihtimali var ama hayatımızda artık kısır döngüye girmiş sıkıntı yaratan bir şeye kalıcı köklü çözüm bulmak için cesaretlice bir adım atıyoruz. Tabi böyle benim borcum da yok hiç kimseye e, hiçbir planım da yok gelecek bir param da yok diyorsanız bu var olan yatırım yani var olan paranızla bir yatırım yapmak da olabilir arkadaşlar. Yani hepimiz farklı farklı hayatlar yaşıyoruz. 12 burç 12 insan tiplemesi yok. Bu durumda yani sizin zaten borcunuz yok ama evin, elinizde mevcut bir paranız var. Yani öyle bir tiyo aldınız ki bu hafta işte e, o tiyoyu değerlendirip işte bir yatırım fırsatını yakaladınız. Ne bileyim doğru bir emlakçıyla doğru bir yatırım fırsatı, doğru bir galericiyle doğru bir araba alma fırsatı ya da işinizle alakalı önemli bir e, yüklü bir sipariş çekmek gibi. Yani bir yatırım planınız var ve uzun vadede bu size çok kazandıracak. O yüzden bu yatırım planlarınızı ertelemeyin, ötelemeyin ve hemen yapın diyebilirim size. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.